Evet Spider-Man Across the Spider-Verse sonunda vizyona girebildi arkadaşlar. Çok uzun bir süredir bekliyorduk. Ben de hani kendim için konuşmam gerekirse ilk fragmandan beri bekliyordum. Zaman geçmiş. Haziran gelmiş. 2023 gelmiş. O sene gelmiş ve Across the Spider-Verse'ü sonunda izleyebildik. Bugün sizlerle beraber detaylı bir şekilde filmi konuşmaya çalışacağız. Filmi beğendim mi? Beğenmedim mi? Hangi detaylarını beğendim? Hangi detaylarını beğenmedim? Bu filmde hiçbir şekilde takıldığım bazı noktalar oldu. İlk filme yaptığım gibi çok fazla böyle iyi davranamayacağım bu filmle ilgili. Bazı kırıldığım noktalar oldu. Ama genel olarak olarak şöyle baktığımda ufaktan ben sizle başlıyorum. Videonun giriş kısmında spoiler vermeyeceğim. Ondan sonra filmde yaşanan olaylarla beraber sizlerle daha fazla detaya gireceğim. Öncelikle genel olarak filmden bahsetmem gerekiyor. Filmi beğendim mi? İzlemeli misiniz? Evet arkadaşlar bu filmi çok ama çok beğendim. Gerçekten bir başka başyapıt Spider-Man filmine bakıyoruz. Ancak bunun ufak bir aması var. Bildiğiniz üzere Across the Spider-Verse ve Beyond the Spider-Verse olarak bu hikaye iki parçaya bölündü. O yüzden aslında bizim bu hikayenin tamamını görebilmemiz için bir film daha beklememiz gerekiyor. O da 2024 yılının Mart ayında gelecek. Ama ona rağmen hani hikayenin bütününü görmememize rağmen kesin bu film bir başyapıttır. Ben bu filmi büyük bir heyecanla beklemekle beraber belli başlı ön yargıları da sahiptim. Çünkü ilk film o kadar iyiydi ki Into the Spider-Verse o kadar iyiydi ki o filmin devamının iyi olma şansı yok gibi bir şeydi resmen benim gözümde. Ya bu kazandıkları parayı ve şöhreti kötü şekilde kullanacaklardı ya da ilk filme benzer ortalama bir iş çıkacaktı. Hayır gerçekten uğraşılmış ilk filmin üstüne konulmuş bambaşka bir film izliyorsunuz. O animasyon tekniği olsun, hikaye anlatım tarz olsun onları tamamen değiştirip bambaşka bir filme çevirmişler ve ben bu konuda çok mutluyum. Takıldığım noktalar var mı? Tabii ki de var. Beğenmediğim kısımlar da var. Eksik bulduğum kısımlar da var. Özellikle aslında bu filmin ikinci partını izlemeden bu videoyu yapmak da biraz mantıksız gelse de e, yine de bu filmi başlı başına konuşmak gerekiyor. Çünkü gerçekten süper kahraman filmlerinin bu tarz filmlere ihtiyacı var arkadaşlar. Özellikle çizgi roman hikayelerini, çizgi roman anlatım tarzını seviyorsanız bu film direkt size göre ilk filmden bile daha çok çizgi roman anlatım tarzına kafa yorulmuş bir film. Hikayesiyle, anlatımıyla, animasyon kalitesi ses kalitesiyle, oyunculuklarıyla resmen şahane bir başyapıt izliyorsunuz. Bu filmde kısaca bundan bahsedebilirim. Filmi beğendim. Mutlaka izleyin. Dediğim gibi her ne kadar bu filmin bir devamı da olacak olsa hani bunu şey gibi düşünebiliriz. Avengers Infinity War ve Endgame gibi düşünebiliriz. Yine de vakit kaybetmeden eğer bölgenizdeki sinemada kaliteli ise IMAX salonuna sahipse kesin bu filmi izlemeniz gerekiyor. Bu arada neden bu kadar part 1 ve part 2 noktasına değindiğimden de birazdan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Film zaten bildiğiniz üzere yarım bitiyor ancak bu yarım bitme olayı birazcık bana dokundu. Her ne kadar ortada bir Avengers Infinity War ve Entgame Endgame durumu olsa da bu film birazcık daha farklı bir yol ilerlemiş. Şimdi gidip de spoiler vermeyeyim ama bir tık beni gıdıklayan bir olay oldu. Ancak işin sonunda baktığımızda bu film çok güzel bir film. Vakit kaybetmeden, spoilerlarını yemeden bir an önce izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Genel olarak çok beğendim bu filmi. Şimdi birazcık daha detaylarına girelim. Spoilersiz bir şekilde konuştuk. Direkt olarak hikayeden başlayalım. Ben bu filmin hikayesini çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten dinlemesinin bu kadar keyifli olacağını hiç tahmin etmiyordum. Dediğim gibi ilk başta fragman çıktığında ben birazcık ön yargılıydım bu filme. Birazcık bana şey gibi gelmişti. Sürekli böyle Spider-Verse tanıtıyor İşte bir sürü Spider-Man var. Bakın işte Amazing Spider-Man'deki Spider-Man'i getirdik. Şuradaki Spider-Man'i getirdik. Şu çizgi romandaki Spider-Man'i getirdik. Oyundaki Spider-Man'de var. Sanki birazcık bana böyle ucuz e, pazarlama yöntemi gibi gelmişti. Sırf hani böyle sinemaya gidelim. Spider-Man'leri görelim çıkalım. Hani bir film vardı ya Far From Home muydu? No Way Home muydu? Bu en son çıkan Spider-Man filmi vardı ya. Bomboş bir film ama Tobey Moby'i gördük diye sevindik ya. Heh öyle boş bir iş olma ihtimalini düşünmüştüm. Çünkü ilk film çok iyiydi. Çok para kazandılar. Çok ünlendiler. Yani bunun üstüne taşıyamazlar diye düşünüyorum ancak gerçekten çok sağlam bir hikayeyle çok büyük bir hikayeyle karşımızda film. Ben bu kadar büyük bir hikaye beklemiyordum her şeyden önce. Fragman izlerken demiştim ki ya Gwen niye şimdi tekrar ortaya çıktı ki yani zaten her şey bitmişti ilk filmde güzeldi. Şimdi yine zırt pırt olay çıkarıp başka bir kötü adamı dövüp yine mi filmi bitirecekler? Hayır. Hikaye gerçekten büyütmüşler. Artık bir multiverse problemi var ortada. Bunu anlatıyorlar. Bu noktada da Miles'ı o kadar güzel bir şekilde ana noktaya koymuşlar ki gerçekten ana karakter olduğunu hissediyorsunuz. Böyle yapmacık bir şekilde değil. Ha evet Miles bu konunun ana noktasında ve gerçekten verdiği kararlarla bu hikayeyi yönetiyor diyorsunuz. Gerçekten dinlemesi çok keyifli bir hikaye olmuş. Tam bir çizgi roman hikayesi böyle. Umuyorum ki devam filmi de bu filmi bu şekilde alır götürür ve bitirir. Umarım güzel bir final izleriz. Bu noktada ben hikayeye gerçekten kapılıp gittim. Çok eğlendim. Sonunda çok merak ediyorum nereye bağlanacağını. Hikaye konusunda özellikle bahsetmek istediğim noktalardan biri. Film tahmin edilebilirlik bakımından da çok zayıf değil. Sürekli size böyle bir falso verdirmeye çalışıyor. İşte en çok dikkatimi çeken noktalardan biri. Gwen ve Peter'ın bizim eski filmdeki Peter'ın sürekli Miles'a böyle bir yamuk yapma çabaları olsun. Miles'ın ailesine kendi kimliğini açıklarken birden farklı bir evrende olduğunu fark etme çabaları olsun. Miles'ın aslında Spider-Man olmaması gerektiğini öğrendiğimiz an olsun. Bu tarz böyle falsolar, böyle sağdan vurup soldan vurmalar, e, hani beklemediğimiz şeyleri yaşamak beni çok eğlendirdi. Öte yandan şöyle de düşünmedim değil, hani bunu birazcık Last of Us Part 2 örneğiyle açıklama gereği duyuyorum. İşte bir filmin, oyunun veya herhangi bir içeriğin devam işinde öğreniyoruz ki, ilk filmde, ilk işte aslında bir şeyler olmuş ama biz bunu ikinci filmde öğreniyoruz. İşte bu ne oluyor bu filmde de? Aslında Miles ısırılması gerekmiyormuş. İşte neymiş? Miles Morales'in simit fırlattığı bilim adamı aslında kötü adammış falan. Bu tarz detayları ben aslında çok sevmesem de bu filme çok güzel yedirilmiş. Hani o kadar iyi yedirilmiş ki sanki gerçekten ilk film yaparken bile bunlar düşünülmüş havası veriyor ki öyle olabilir net araştırmadım. Ben Last of Us gibi dandik bir örnekten sizlere sunduğum için Last of Us sonradan muhtemelen yazılmıştır o tarz ucuz eklentiler. Bu filmde bunu çok keyifli bir şekilde izliyorsunuz. Öte yandan film çok epik bir şekilde bitmekle beraber ultra yarım bitiyor dediğim gibi. Gerçekten çok felaket bir şekilde yarım bitiyor. Hani şöyle söyleyeyim. Yani videonun başında da Avengers Infinity War ve Endgame örnekleri vermiştim ya. Şimdi Avengers Infinity War ve Endgame'de şöyle bir durum var. O iki filmi böyle birbirinden bağımsız bir şekilde izleyip keyif alabilirsiniz. Başı ve sonu olan filmler. Bu filmi o kadar bağımsız bakamıyorum ve bu şunu da etkiliyor. Ben filmin ilk yarısında gerçekten çok tedirgin oldum. Çünkü bu multiverse hikayesi olsun, dalanıp budaklanan hikaye olsun, ikinci da başlıyor. Aslında biz filmin ilk yarısında 4 saatlik bu tam iki partında giriş kısmını izliyoruz ve kendini film çok ağırdan satıyor. Ben birebir ilk film gibi bir e, film beklerken film kendini bu kadar ağır satınca çok da böyle beklediğim vuruculuğu alamayınca demiştim ki ilk yarıda ya bu film sanki olmamış mı acaba? Gerçekten bir PlayStation 4, PlayStation 5 bayaz moraz hikayesi mi izleyeceğiz acaba? Dedetti. Birazcık korktum. Ama bunu dediğim gibi bu kadar yarın biteceğini anlamadan izlemiştim. Çünkü Infinity War vesaire hatırlarsan sürekli bir karakter gelişimi, sürekli hızlı hızlı akan bir hikaye görüyorduk. Burada asla acele etmemişler ki bu tercihe saygı duyarım. Filmi aceleye getirmeyip daha sağlam bir iş ortaya koymak konusunda bence yaptıkları iş gayet güzel. Şöyle bir şey de yapabilirlerdi. Direkt ikinci filmi yapıyoruz şu anda. Across the spider adında işte Gwen Miles'ın yanına gidiyor. Yeni bir kötü adamı dövüyorlar. Diğer Peter'lar diğer Peter'lar da geliyor. Ya, ya dövüştük bitti. Böyle bir şey yapmamışlar. Daha ağırdan alan, daha kendini ciddiye alan yine Spider-Man olmanın ön planda olduğu, Spider-Man'lerin sorunlarını izlediğimiz, acılarını izlediğimiz, verdiği kayıpları izlediğimiz çok tatlı bir iş olmuş. Kendi başına da bir noktaya kadar ayakta durabiliyor. Ama ben bunu filmi ilk kez izlerken çok fazla yakalayamadım. Çünkü bu kadar yerin biteceğini bilmiyordum. Eğer bu kadar yerin biteceğini bilseydim birkaç kez daha izlemek istiyorum bu filmi o yüzden. Özellikle filmin ilk yarısına çok daha iyi bir şekilde bakarım. Bu arada arkadaşlar bu şey değil. İlk yarıda aksiyon yoktu. Aksiyon var. Aksiyonla alakası yok. Benim derdim aksiyon değil. Derdim aksiyon olsaydı zaten The Batman filmini sevmezdim. The Batman filmi tam ...uyuncak film çünkü. Hayır, derdim aksiyon değil. Zaten aksiyon vesaire var. Derdim filmin bu kadar kendini ağırdan satması. Çok yavaş yavaş açılıyor. Spider-Man'lerin çok ince dertlerine değiniyor. İşte annem bana kızdı, kaçtım. Vay babam bana kızdı. Bu tarz hani çok daha derin duygusal karakterizasyonlara giriyoruz. Bu da beni birazcık şaşırtmıştı ki sonrasında bu ilk perdenin, bu iki partın giriş bölümü olduğunu fark ettim. Normalde giriş bölümleri filmlerde 15-20 dakika sürer bildiğiniz üzere. Bu filmde direkt filmin yarısı giriş bölümü. Ki ben bu tercihe saygı duydum. Hani kendini hiç acele ettirmemesi vesaire. İlk filmde bu yüzden çok fazla karşılaştıramazsınız. İlk filmin derdi çok daha farklıydı. Direkt hızlı hızlı karakter geldi, karakter konuştu. Karakterin derdi bu, karakterin çözümü bu. Çat çat çat, çat. Bu filmde ağırdan satıyor kendini. Ona baştan söyleyeyim ve tabi bu tercihe saygı duydum. Ama izlerken de biraz gerildim açıkçası. Ya acaba bu film olmamış mı falan diye. Yok, yapmışlar. O konuda bir sıkıntı yok. Bakalım bu filmi gelişme kısmından alıp son kısma nasıl taşıyacaklar? Bir sonraki film gerçekten en game sırası diye düşünürsek. Bu arada end game'le örnek veriyorum ama ya çok farklı işler tabii ki ve bu filmin yeri çok başka. Ben hani yapı alarak benzediği için en iyi örnekleyebileceğim iş olduğu için söylüyorum. Yine end game gibi epik bir iş izleyeceğimiz gerçekten ortada. Bakalım nasıl bir iş yapacaklar. Bu filmle ilgili pek fazla beklentim yoktu hikaye vesaire açısından. Tabii ki hani animasyonlar vesaire konusunda beklentim olmasına ama yani hikaye vesaire konusunda birazcık tedirgindim. Fragmanlar vesaire de kendini çok iyi bir şekilde anlatamıyordu. Film zaten çok büyük hikayesi olarak. Bir sürü şey yaşanıyor. Bir sürü olay var. Resmen birden fazla ana kötümüz var. İşte hem Spider-Man 2099'la uğraşıyor mağazamız hem de Spot dediğimiz delik adamla uğraşıyoruz. <laughs> ki bu delik adam da fragmanlarda öyle bir gösteriyordu ki sanki ben bu herif filmin ilk yarısında öldürülecek ana kötü 2099 olacak diye düşünmüştüm. Yok o da öyle olmuyor. Pis sürü farklı farklı şeyler devreye giriyor. İşte ilk başta Vulture'la vesaire kapışıyoruz. Diyoruz ki acaba sorun başka evrenlere giden kötüler mi? No Way Home'da olduğu gibi. Yok o da değilmiş sorun. Daha büyük sorunlarımız var. İşte Spider-Man'lerin yaşadığı canon olaylar dediğimiz olayları durumu. Bir sürü farklı iş var. Bu konuda çok eğlendim ve Miles'ın da çıkıp böyle ne diyorsun kardeşim ben artık Spider-Man'in hayatında Canon olay istemiyorum. Ben amcayı kaybettik zaten. Babamı da mı kaybedeceğim? Sonra diğer Spider-Man'ler gelip diyor ya ya Spider-Man olmak bunu gerektirir. Sonra Miles'ın çıkıp da hadi bu oradan ben gidiyorum kurtaracağım demesi falan. Bunlar çok keyifli, çok güzel anlardı. Çok eğlenerek izledim o yüzden. Bu kısımda hikaye çok beğendim. Gerçekten kalın, sağlam bir çizgi roman okuyormuş havasına kapılıyorsunuz. Ben PlayStation oyunu olan Miles Morales'i incelerken şöyle bir şey söylemiştim. İnce bir Spider-Man çizgi roman cilti diye özetlemiştim hikayesini. Bu öyle değil. Bu kesin de ince bir cilt falan değil. Bu harbiden başlı başına şu kalınlıkta bir çizgi roman ve çok keyifli. Hikaye konusunda gerçekten mutluyum. Kendini ağırdan satmasından vesaire de memnunum. Ama dediğim gibi ilk izlerken biraz korkmuştum. Filmin kötü çıkma ihtimali çat 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 diye tokatladı beni. O konuda mutluyum. Bilmiyorum bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda mutsuz olan da bir sürü insan vardı. Çünkü ilk filmin tonunu çok fazla sağlamıyor. ilk yarı özellikle. Benim asıl beklediğim film ikinci yarıdan sonra başlıyor. İlk yarının bu kadar uzun olması da biraz ilginçti ama ilk yarıda uzattığı bütün hikayeleri ikinci yarıda altını dolduruyor. Bu konuda da çok mutlu oldum. Hani boşu boşuna dram vesaire çıkmıyor. Her şey yerine çok güzel oturuyor. O yüzden bu filmin senaryosunu vesaire kurgusunu çok beğendim. O konuda çok mutluyum. Devamında büyük bir merakla bekliyorum. Keşke hemen çıksa da izlesek bu filmi bütün bir şekilde konuşsak. Of nefret ediyorum böyle şeylerden. Ya dediğim gibi hani tek filmlik böyle dandik adam dövme senaryosu yerine iki parçaya bölünmüş büyük bir hikayeyi tercih etmekle beraber başı ve sonu olmayan filmler beni birazcık üzüyor. Bunu hep söyleyeceğim video boyunca. Birazcık hikayenin yanında karakterlerden bahsetmek gerekirse benim en çok dikkatimi çeken nokta lardan biri Gwen'e odaklanmaları oldu. Gwen Stacy'ye odaklanmaları oldu. Direkt olarak film zaten Gwen Stacy ile açılıyor. Bunu beğendim. Güzel olmuş. Hani ilk filmde Gwen'in rolü çok büyüktü. Bu filmde hani madem rolü bu kadar büyük. Hadi onu da anlatalım vesaire olmuş. Onun da dertlerini, hayatını görmek işte ilk filmden sonra neler oldu, neler bitti görmek. İlk 10 dakika falan Miles'ı görmüyoruz. E, tamam. Bu hoşuma gitti. Kötü karakterlere baktığımızda da Spot birazcık Spot ışığının uzağında kaldı bu filmde ama ben Spot'un birazcık daha ikinci filmde parlayacağını düşünüyorum. Çünkü belli o ana kötü ve asıl büyük işleri ikinci filmde yapacak ama bu film filmde birazcık kenarda köşede kalmış gibi duruyor. Bakalım sağlam bir kötü karakter olduğundan şüphem yok. Ancak birazcık daha zaman geçmesi lazım. Ben bu filmde Spot'u çok övemeyeceğim. Hatta Spot'a karşı savaştıkları sahneleri de ben çok güldüm. Şöyle mizahından vesaire. Bu arada hemen araya sıkıştırayım. Hikayenin sahip olduğu mizah da tam böyle Spider-Man mizahı. Çok keyif aldım o noktada da. Spot'a karşı hiçbir strateji geliştirmeyip sürekli gidip dayak yiyip sonra tekrardan dayak yemeleri. Hani Spot'la 2-3 kez karşılaşıp dayak yiyor bunlar. E, bu da ilginç bir detaydı. Aslında bunun da birazcık şeyle ilgisi var. Bir yandan Multiverse'de uğraşmak zor zorundasın. Bir yandan spotla uğraşmak zorundasın. Bir yandan Spider-Man'lerle uğraşıyorsun. Miles için konuşuyorum özellikle. Bir yandan spotla birazcık arada kaynamaları güzel. Muhtemelen ikinci filmde Spider-Man'ler anlaşacak bir şekilde ona girecek. Ama dediğim gibi bu filmin tahmin edilebilirliği birazcık ilginç seviyede. Çok da bir şey söylemiş olmayayım. Yani villainlardan çok birazcık daha kahramanların hikayesi bu. O yüzden de sevdim. Ve tabii ki bu konudan bahsetmek lazım. Hani her ne kadar benim için ana konu bu olmasa da bir ekstra da olsa filmdeki referanslar, göndermeler gerçekten artık yani bu film bu işin ilahı diyebiliriz. Her noktada bir sürü farkı Spider-Man'e gerek oyun Spider-Man'e gerek çizgi roman Spider-Man'e gerek unutulmuş Spider-Man'ler olsun çatır çatır göndermeler var. Ve dediğim gibi her ne kadar benim için hani pek çok insanın filmi izleme sebebi bu olacak. İşte aa çocukluğumdaki Spider-Man'i orada gördüm diyecekler. Şu sevdiğim Spider-Man'i gördüm diyecekler ama benim için bunlar ekstra detaylar. Hani ana işi bununla pazarlamak beni birazcık üzüyor. Özellikle No Way Home'un yaptığı aptallık da buydu. O çok aptal bir filmde. Neyse ki bu film bunu ekstra öğe olarak tutuyor ve gerçekten göndermelere bayıldım. Elimden geldiğince göndermeyi yakalamaya çalıştım. Hem live action filmlere gönderme var. Hem eski çizgi filmlere, çizgi romanlara gönderme var. Bir sürü çatır çatır gönderme var, oyunlara gönderme var tabii ki. Hatta ve hatta Twitter'da şöyle bir şey okudum. Onu, onu tam olarak ben yakalayamadım. Miles'ın arkadaşı PlayStation 5 üzerinde Spider-Man oynuyor. Oradaki görsellik Spider-Man, galiba Marvel Spider-Man 2'nin e, oynanışıymış. Ona dikkat ettim özellikle hani 2 mi diye ama gözlerim yetişemedi. O noktayı kaçırdım ama galiba orada Spider-Man 2'nin görüntüsü varmış. Çok ilginç. Bir sürü farklı gönderme var. O kadar ki 2014 yılında çıkmış olan The Amazing Spider-Man 2 oyunundan bile görsel var. O kadar hani adam onlar. acımamış. Laps 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 diye yapıştırmış. Bir yandan ben bu Spider-Man evreninin diğer Marvel evreniyle çok fazla böyle yakınlaşmasını sevmesem de işte gidip de böyle Venom'daki kasiyer ablayı görüyoruz falan. Benim biraz yüzü ekşise de hani bir yandan da tatlı bir şey. Bu sonuçta bir multiverse var. Onlar da dahil buraya. Bunlar da gerçek. Bu güzel bir şey deyip geçiyor insan. Sonuçta bir ekstra ve ben beğendim. Ana hikaye böyle deli deli etkisi yok. Tabii ki bir sürü Spider-Man'le kapışmak vesaire ayrı ondan bahsetmiyorum. Göndermeler üzerinden konuşuyorum. Easter egg'ler bakımından da gayet başarılı bir iş ortaya koymuş. Hani bu kadar sağlam bir altyapıyı en güzel bu şekilde sunabilirsin. Sonuçta Spider-Man artık kaç yıllık karakter. Bir sürü farklı varyasyonları görüldü. Kimisi çok popüler, kimisi çok daha az biliniyor. İşte at Spider-Man falan gördük ya. Gerçekten çok güldüm oraya. At Spider-Man vardı. <laughs> İlginç bir filmdi o konuda. Yeni bir kadro kurmaya çalışmışlar. İşte Hintli bir Spider-Man'iniz var. Onun dışında punkçı Spider-Man'iniz var ki ben o herife çok gıcık oldum ya biliyor musunuz? Bu kadar. Buna ne denir tam olarak bilmiyorum ama aslında filmin ufaktan sivri bir dili de var. Her ne kadar ben punkçı abi birazcık sinirlensem de işte punk abi sürekli şey yapıyor böyle. Sistem ayak uydurma dostum. Kapitalizm lanet olsun adamın falan yapsa da. Yani ufak tefek böyle Hintli Spider-Man'de de ufak ufak bunu görüyoruz. Filmin böyle ufak bir sert bir dili var. Bir noktaya kadar beğendim. Ama punkçı Spider-Man beni birazcık tetikledi. <laughs> Her neyse. Onun dışında biraz da filmin sanatsal yönünden bahsedelim. Yönetmenliği olsun, müzikleri olsun, animasyon tekniği olsun bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar film bir başyapıt. Çok basit. Net. Evet, bunun başka bir açıklaması yok. Bu film gerçekten teknik açıdan bir başyapıt. Filmdeki hikaye vesaire pek çok şeyi kaldırın. Bu filmi sadece kare kare akan bir sadece görsel bir filmmişçesine açın izleyin. Sadece o şekilde bile bu filmden çok keyif alacaksınızdır. Her şey o kadar iyi bir şekilde çekilmiş ki biz bunları zaten Into the Spider-Verse'de de konuştuk. Benim en çok merak ettiğim nokta Into the spider verseün nasıl üstüne geçecekler? Geçebilecekler mi? Daha mı kötü olacak? Aynı Aynısını yapacaklar. Hayır. Bambaşka bir tarz izlemişler ve kesinlikle izlerken bu Into the Spider-Verse demiyorsunuz. Bu çok önemli bir konu. Into the Spider-Verse'ü almışlar geliştirmişler. Daha farklı bir iş ortaya koymuşlar. Bu farkı şu şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi ilk film daha bir normal film gibiydi. Yani şöyle ki çizgi roman süsü yedirilmiş güzel bir filmken farklı animasyon tekniği işte 24 kareden az hareket eden karakterlerle vesaire desteklenirken bu filmde direkt olarak çizgi roman sayfalarının hayata geçtiğini görüyoruz. Hani filmde dikkat ettiyseniz çok hızlı kamera değişimleri var ve bu açıları biraz incelediğinizde evet bunlar bildiğiniz çizgi roman sayfaları ve mükemmel gözüküyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Twitter'da geçtiğimiz hallerde ufak bir kesit paylaşılmıştı Spider-Man Across the Spider-Verse'de. Ben ilk izlediğimde şey demiştim ya evet çok güzel gözüküyor ama sanki filmde ufak bir bütünlük sorunu var. Filmi izlerken de bunu birazcık hissettim. Bütünlük sorunu var derken kareler çok hızlı değişiyor, kamera çok hızlı değişiyor ve bununla beraber ekrandaki olayları bazen takip etmek zorlaşabiliyor. Bu konuda eleştirebilirsiniz filmi ama biraz daha düşündüm bu konu hakkında ve şu kanata vardım. Film aslında resmen live action çizgi roman karelerini anlatmış, aktarmış. Bu çok ilginç bir detay ve böyle baktığınızda kendi farkını ortaya koyabilen harika bir film ortaya ortaya çıkıyor. Ha, bana sorarsanız ben ilk filmin izlediği rotayı daha çok seviyordum. Hani çizgi roman süsü yedirilmiş. Daha normal bir filmken bu film birazcık da abartılmış farklı bir tekneye gidilmiş. Seversiniz, sevmezsiniz. Benim için ilk filmin yeri ayrı olmakla beraber bu filmde yapılan şeyi gerçekten çok takdir ettim. Harika bir iş çıkarmışlar. Siz seversiniz sevmezsiniz. Daha çok beğenmiş olabilirsiniz. Beğenmemiş olan insanlar da gördüm. Ben genel olarak beğendim. İlk filmi tercih ederim ama bu filmde yapılan iş de kesinlikle kenara köşeye atılacak bir iş değil. Yani gerçekten manyak bir şey. Hani sadece kamera kullanımı vesaire demiyorum. Animasyon artık aç çıkmış bu ya. İlk filmde arka planla karakteri ayırıp böyle farklı farklı şeyler eklerken bu filmde artık arka plan, ön plan, karakter içi, karakter dışı her şeyini böyle ince ince örülmüş harika bir işçilik var arkadaşlar bu filmde. Kesinlikle hızlıca çekelim geçsin bitsin yapılmamış. Üzerinde oturulmuş, düşürülmüş, kare kare üzerinde çalışılmış harika bir iş var ortada. Onun dışında birazcık da müziklerden bahsetmek lazım. Müzikler yine aynı şekilde Miles Morales'in temasını çok güzel destekleyen harika seçilmiş müzikler. Orijinal soundtrack'i de birazcık böyle güncellemişler. Müzikler çok güzel. Benim müzikler konusunda konusunda tek ilginç bulduğum nokta film belli noktalarda parça parça müzik klipleri gibi takılıyor. Bunu bir sanat yönetimi tercihi olarak buluyorum çünkü filmde çok fazla böyle arkada ince bir müzik vereyim o sırada ekranda bir şeyler olsun karakterler konuşsun vesaire yapmışlar. Arka plan müziklerine bu sefer çok fazla önem göstermişler. Aslında filmi izlemeden önce bir kere daha Into the Spider Verse izleseydim daha kolay karşılaşacaktım ama ilk filmde bu tarz şeyler çok daha azdı sanki ama tabii ki bu Into the Spider Verse ve Across the Spider Verse müzikleri çok fazla ön planda kendi temasını ortaya koyabilmesi için. Bu konuda tabii kötü bir şey söylemeyeceğim çünkü müzikler vesaire seçimleri güzel. Sadece bana garip geldi. Bu da zaten bütün incelemeye yayıldı galiba. İlk filmden çok başka bir rotayı izlediği için. Bu da aslında farklılık değişiklik bu konuda da bir şey demeyeceğim. İyi bir ses sistemi olan sinemada izleyecekseniz keyif alacağınızı söyleyebilirim. Onun dışında filmin de birazcık sonundan bahsedelim. Bildiğiniz üzere film yarım bitiyor ve ben filmin yarım bitmesine çok kızdım. Gerçekten kırıldım öyle söyleyeyim. Yani şöyle tabii ki film yarım bitecekti. En başından beri iki part olduğu belliydi ama videonun başından beri ben Infinity War Endgame örneğini veriyorum. Neden bunu veriyorum? Bu filmden daha iyi olduğu için falan değil. Endgame'i de Infinity War'da izlediğinizde kendi başına başı ve sonu olan filmler her ne kadar Infinity War vesaire izlediğinizde diyorsunuz ki aa evet bunun devamı var veya Endgame izlediğinizde tabii ki evren devam edecek deseniz de kendi başlarında bitebiliyorlar. Bu film kendi başına bitemiyor arkadaşlar. Gerçekten böyle laps diye kesiliyor ve gerçekten filmin en kötü yanlarından bir de bu. Aslında bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz. Film o kadar iyi ki filmin yarım bittiğini üzülüyoruz falan diye de yorumlayabilirsiniz. Eh size kalmış. Ben bu tarz filmlerin yarım bitmesine birazcık deli oluyorum. Hani bu filmde bir şeyleri sonlandırıp daha yeni bir kapılar açıldıktan sonra sonra bitseydi bir tık daha hoşuma giderdi gibi. Aslında öyle de oluyor. İşte Miles yanlış bir evrene gidiyor. Güven orijinal kadroyu topluyor falan. Bunları görmek güzel şey. Orijinal kadronun da tekrardan geri dönmesi. Hani ilk filmde gördüğümüz Domuz Spider-Man olsun. Anime Spider-Man olsun. isimleri yok şu anda aklımda. Onların geri dönmesi güzel. Yine gaz bir şekilde bitiyor ama. Bir tık insan hayal kırıklığına Bakalım bir sonraki filmde ne olacak? Bu arada filmde After Credits yoktu ve bu filmde After Credits yoktu. insanlar çok çıldırmış. İnternette vesaire okuduğum kadarıyla. Bence olmaması çok iyi bir şey. Bunu takdir ettim. Çünkü bu filmin After Credits olması demek bir sonraki filmin trailer olması demek çünkü bu filmde bir şey bitmiyor ki neyi göstereceksin neyin şeyini yapacaksın. Bir sonraki filmden bir şey göstermenin şu an için hiçbir anlamı yok. Bu konuda da mutlu oldum ve film bitti. Ama bunu şey olarak algılamayın. Filmin sonu kötüydü. Yo, filmin sonu kötü falan değildi. Çok hatta nefes kesici bir yerde bitti. Sağlam bir kapanışta bitti. Direkt böyle güvenin suratında lolps diye burada hadi geliyoruz falan diye bitti. Ama yarım bitmesi beni üzdü evet. Her ne kadar ilk kez izlerken bu filmi sonu ve ilk yarısı kafamı karıştırmış olsa da birazcık üstüne düşündüğümde işin sonunda ortada harika bir film olduğunu, devamı ile beraber bütünleştiğinde gerçekten ultimate bir başyapıtla karşı karşıya olduğumuzu anlayabildim. Sizlere de ufak ufak takıldığım detayları vesaire anlattım ki bu takıldığım detayların çoğu da ikinci filmle beraber daha da çözecek. İşte bu villainların daha bir anlamı olacak. Hikayenin bir sonu olacak. Karakterler daha çok kendini reveal edecek. Daha çok ortaya koyacaklar vesaire. Bu tarz eksiklikler çok çok daha iyi olacak. Artık bundan sonra merak ettiğim bir sonraki filmin nasıl bir film olacak? Bakalım göreceğiz. Filmin ufak tefek kendi çapımda gördüğüm eksilerin ve iyi noktalarını sizlere anlattım. As eksi olarak gösterdiğim çok fazla bir şey yok. Genel olarak ilk filmden farklı olan şeyleri anlattım. Ve tabii ki ilk filmi daha çok sevdiğim için bana birazcık tuhaf gelen detaylardan bahsettim ama bunlar kötü olduğu anlamına gelmiyor. Pek çok insan için çok iyi. Çok az bir kesim için de kötü olabilir bu. Ben işin sonunda her şekilde bu filmi çok beğendim. Yani bu filme böyle bir not vermek falan benim içimden hiç gelmiyor açıkçası. O yüzden bir not vermek istemiyorum çünkü bu film yarım bitiyor. Devamı da gelsin falan diyoruz ya ama sırf böyle işi olan saygımdan vesaire buna 8 verebilirim çok rahat bir şekilde. Devamı gelsin toptan böyle güzel bir şekilde 9.5'u verir göndeririz eğer bu şekilde devam ederse. <laughs> Öyle söyleyeyim şimdiden. Kesinlikle izleyin. Çok beğendim. Takıldığım detaylar da hani böyle çok eleştiriye açık çok basit noktalar. Mutlaka gidin izleyin keyifli bir şekilde hemen dijital platformlara düşsün ki şunları şöyle çatır çatır tekrar izleyelim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.